Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar işten geldim, şöyle bir arsaya uğrayayım dedim. Biraz arsanın işleri vardı. Biraz da Gökhan abinin kümesinde dekor filan yapıyoruz. Daha doğrusu o yapıyor arkadaşlar. Ben yardıma gelmiştim ama o yıllık izne çıkmış. İzne çıktığı için kendi kümesinin zeminle tuğla döşenecekti. Onu filan halletmiş. Daha biraz daha bir şeyler yapıyordu, onu kendi video çekince görürsünüz arkadaşlar. Sürpriz. Burada büyük planımız var. Arsa için. Yani yer güzelliği filan işte, ne bileyim, konteynerin güzelliği için. Onu hayata geçireceğiz Allah'ın izniyle. Zaten yandaki şeylerden de aşağı yukarı biraz tahmin ediyorsunuzdur. Saat ortalama 5 civarı filan. Yani daha tam şey çökmedi. Böyle serinlik çökmedi ama hava çok tatlı böyle. Hafif bir rüzgar var. Aynı kuyruk araba attı. Kanat istiyor hayvan. Yerde de beyaz meyaz var. Geliyor bak bak, geliyor bak bak bak. Lan senin var ya, Allah'ına kurban, nereden kapanıp geliyor ya. Abi telefon iğrenç bir şey ya. Telefon gerçekten çok iğrenç. Xiaomi Mi 9, bir S9, S10 Plus falan alabilirsem kaliteli çekim yapacağım. Bir Xiaomi Mi 9 bakıyorum. Şeyler alacağım yani, sırf şu çekimler için. Şu anki kamerada görüntünün ne kadar iğrenç olduğunu şey yapabiliyorum yani, böyle görüntü. Kamera titriyor, bilmem ne, insanın gözünü yoruyor, farkındayım. Bu yüzden videolarımı yorulmadan izleyen tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Yani böyle videolara like gelince izleyen, takip eden, beğenen, bana destek veren tüm kardeşlerime çok çok teşekkür ederim bu konuda gerçekten. Yani şu anda videolar gerçekten, yani çekim açısından çok kalitesiz. Ama destek veren, hala destek veren kardeşlerime Allah razı olsun diyelim. Kızım. Kızımın kanadı kuyruğu daha eksik arkadaşlar. Kuyrukların arası falan boş. Marsa'ya gelmiş, yani bir çekim yapmadan gitmeyeyim. Kanat deliklerini tamamlamış. Baş delikleri sütten çıkmış yani. Süt değil de böyle son 2-3 santim, 2 santim falan kalıyor ya. Son 2 santim falan var. Serçe kuş da geliyor, arkasından uçuyor bak bu. Arabla birlikte bir serçe uçuyor. Tabii siz göremiyorsunuz çünkü kamera iyi değil. Takıldı bir tane serçe baş şeyine. Bu nasıl hızlı uçuyor? Ayağını ürkütüyor ya. Ha, bıraktım şimdi. Bu hayvan nerede uçarsa uçsun kendini belli ediyor arkadaşlar. Tek aynalı zaten. Ortadan bir aynası var. Bu uçtuğu zaman havada hemen anlaşılıyor. Bazen bir gözden kayboluyor. Uzaklardan şu kısması gelmesi var ya, benim çok hoşuma gidiyor. Bir koyup böyle 6-7 bir çıksa muazzam izlemelik bir kuş. Bak caddenin arasına girdi. Bak caddede uçuyor şu anda. Evlerin binaların arasına falan giriyor. Genel anlamda kuşu seviyorum. Ben seviyorum. Gökhan abi daha çok seviyor kuşu. Bunu. Bu biliyorsunuz benim kuşum. Aynalı Arap Perçem. Gökhan abi çok seviyor diye bunu götürmedim arkadaşlar. Gökhan abi uçsun diye. Yani ona hediye ettim diyelim. Çünkü emeği çok. O söktü kuşu. Bana sadece geldi yani kuş. Uçurum için. Meşhur Konya arabı. Bu. Abi şu caddelerin arasına giriyor ya. Çok hoşuma gidiyor kuş. Abi 7-8 dakikadır uçuyor işte. Kanat istiyor. Bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor.
Hep çatı, hep çatı olmuyor. Kızım takla atsan şeyin görünmüyor ya. Tahlan görünmüyor. Kuşu çekecek telefon yok ki abi, dalışını malışını. Biraz çıkaralım şu kuşları. Ön tarafa çıkaralım. Beyazları. Bunlar da daha bitmedi arkadaşlar. Elimizde hala var. Burada da bayağı bir alımız falan var. Uygun soran kuş soranlar var hala. Toplu kuş soranlar falan varsa, toplu lazım olan bunlardan şu kümesin içinden gönderebilirim arkadaşlar. Kaç tane kuş var? Burada 2, 4, 6, 5, 6 tane kuş var. Bu ilk şeyleri büyüten beyaz galiba ama. Şimdi çattaki salla başta 2 tane uğurlu milo var. Onun tedavisine başladım. Onları tedavi edeceğim arkadaşlar. Lan nasıl uykum var ya? Nedir arkadaş? Sabah o işe git, bu işe git. Adamı yoruyor tabi. Benim kümesim için burada bana lazım olabilecek malzeme. Bir saniye arkadaşlar, bir durdurayım, dışarı kuş atacağım. Heh, tamamdır. Attım şunlar. Hedef de dursun. Gökhan abinin yemi nerede acaba ya? Bir yem bakayım, hemen geliyor. Tamam, yemini de attık hedefe. Şurada güzelim. Kenarda halılar falan var arkadaşlar. Bunlar da kümesin inşasında, çatıdaki kümesin tamamlanmasında bu küçükleri, parça olanları kullanabilirim. Sağını solunu kapatmaya, havalar soğuyacak ya. Buraya böyle gap geniş bir şey yapmayı planlıyoruz. Sonra Gökhan abinin videoda çekeriz. Sürpriz olur yani. Onu da çekmek daha iyi. Oradan izlersiniz. Ben bittikten sonra çekerim. Değişik planlarımız var. Evet. Özellikle kafamda kesinlikle ve kesinlikle buraya bir sohbet muhabbet çardağı düşünüyorum. Yani buraya bir çardak yapalım. Şuraya mı olur artık? Şuradan şöyle. Artık kümeslerin daha net görünüyor. Hani önü açıldı ya. Normalde burada şuradan başlıyordu abi, buraya kadar kümes. Ön taraftan ne kuşları görebiliyorduk, ne ineni izleyebiliyordun. Şimdi kümeslerinin açılmış. Böyle açık duruyor. Buradan kuşu da çek. İşte yerdeki kuşları da takip et. Kedi köpeğe de bak. Buradan her istediğini yap. Buraya bir ara bir çardak düşünüyorum, ya da kümesin yanına olur. Tam o şey yeri değil yani, yeri belli değil de bir yere çardak yapacağım yani. Gel kızım, gel. Gel, bir metreye nasıl çökülür göster, gel. Sen Allah'ına vurma. Baş deliği kısa daha, kendini çekemiyor yoklar. Baş delikleri bir gelsin. Lan oğlum sen ölmedin mi lan? Dev gibi.
Lan özlemişim şu kuşu da. Lan o seni bile özlemişim. Sen nerede kullan onu? Gitmiş kümesinin altına yarı yapmış. Hayvan kümesinin altında yaşıyor. Evet, 30. 30-40 tane bakacağız. Beyazdan kalan 2 tane. Ben ortaklığı ayırdığımızda kendime düşenleri gönderdim arkadaşlar. 2-3 tane ölen oldu. Fener 4 takım mı? 3 takım mı? Aa, 4 takım filan Samet'in oraya gönderdim. Yiğit yeni aldı benden. Gerisinde öyle şey yaptık yani. Beyazlardan bir takım kalmış herhalde. Bir mi iki takım mı ne var orada içeride? Şimdi buradan giderken Duman Perşem'i götüreceğiz arkadaşlar. Kümese. O da abi o da her yere biliyor ki kümesini. O kuşu oraya alıştırman için eş atacaksın. Eş vuracaksın. Bilmem ne yapacaksın. Kümesi de iyice şişti. Neyse bugün götürmek de. Şey yapınca götürürüz. Kümesi yapınca götürürüz. Daha sola kümes yapmadım. 3, 4, 5. Ulan oğlum dalga mı geçiyor? Allah'ını peygamberini seviyorsan ya. Şuraya geliyor sabahtan beri arkadaşlar görüyorsunuz. Bak. Şuraya geliyor. Şurada seferi yapsan oğlum kameraya yakın. Hayır telefon da kötü şey yapmıyor. Net çekmiyor. Gidiyor şu ağaç var ya onun üstünden aldı. Oradan vura vura gidiyor şey. Yeni ısınıyor herhalde hayvan. Vay acıkmış postaya bak. Ulan ne dedi dayanıklı kuşmuşum be. Abi ben de bu beyazları seviyorum ya. Şeyleri çok güzel ya. Paça takımı o bilmem neyi tipi. Kuşlar aygır gibi abi. Baksana şundaki güzelliğe. Kuşu çim gösteriyor. Çimin üstünde hayvan net görünüyor. Şu arsanın şu var ya. Şu toprağın şu uyuz rengi. Şu sarılık, samanın rengi bilmem neyi. Beni burada kuş beslemekten soğuttu. Gerçekten. Çatımı aldım çok şükür. Çatımda mutluyum. Birkaç eksiğim falan var. İşte onları da tamamlayınca. Ya normalde şey sorun değil. Bakın arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. Yani işte kümese kuşa yatırım yapıyor. Kümese yapmıyor. Örnek veriyorum bugün daha 500 550 liralık Muhammed gönderdi. Kardeşim sağ olsun. Allah razı olsun. Dün bir ben aldım 200 250 liralık. Bugün de bir gittim. 200 liralık aldım. Nerede? 900 milyon sadece ilaç parası. 900 TL. Bir de reçeteli yani. Antibiyotik yazdırdığım halde. 400 milyon eczaneye para bayıldık. Nasıl söyleyeyim size? Yani tam 1,5 poşete yakın. Ciddi yandan da abartmıyorum yani. 1,5 poşet ilaç aldım. İşte B12'si bilmem neyse. Yani Feis'le kendi yani kendi bildiklerim hariç. Ondan sonra böyle YouTube'dan arkadaşların tavsiye ettikleri B12'dir. Abi işte Lincomycin bilmem ne ıvır zıvır şudur budur. Yani aklıma gelebilecek ne vardı yok. Hepsinden yazdırdım. Reçetesiz olanları reçetesiz aldım. Multivitaminler bilmem neler. Düzeltmem gereken kaç tane kuş var? Abi 3-4 tane yukarıda salla başlar tamam mı? Şeyde ayırmışım ya oraya göze. Orada 4 tane hasta var. Ondan sonra bir tane erimede olan var. Resasi. Allah'a çok şükür. %60 ilerleme kaydettim. %60 yani. %60 ilerlemem. Topal var. En önemlisi topal. Bakın topalın benim gözümdeki maddi değerinden çok bazen manevi değeri yani kuşun önemli. Yani o kuşu kurtarmak için ben bir tane yavru bal kafayı kurtaracağım diye 500 milyon
İstanbul'dan ilaç getirdim. Çok şükür hayvanı kurtardım. İki tane milo kaybetmiştim ama bal kafayı kurtardım. Bazen hayvanların manevi değerleri daha önemli yani, maddi değerinden ziyade. Zaten 5-6 tane milo biner liradan saysam 6.000 lira yapar. Ya bunları kurtarmak için de hayvan kuru kuru kurtarılmıyor. Biraz ilaca filan yatırım yapmanız gerekiyor. Yaptık. Yarısını Muhammed kardeşim aldı sağ olsun. Bir o kadar da ben kendi bildiklerimden aldım. Bakacağız işte. B12'si bilmem neymiş. Ondan sonra multivitaminler. Normalde sanasol filan vesaire öneriyordum. Ondan hariç bunun daha bir güçlü bir adı neydi ya? Şu an 12 lira da bir tane daha vardı. Suprovit midir? Nevitse adı 75 TL. Bir tane şurup yani 75 lira. Onlardan filan aldım. Şimdi tam olarak ilaçların %100 ya da %70 faydasını görmeden hiçbirini size tavsiye etmeyeceğim arkadaşlar. Hiçbir şekilde yani tavsiye vermiyorum. Hayvana uygularım. Sallabaçları abi de, dünyanın sallabaçı var yukarıda. Daha önce düzeltmedim mi? Düzelttim. Kafası bir dönem paslı var. Gir abi eski kanalıma bak. Orada 360 derece çeviriyor. Hayvan daha çevirdiğinde 20-25 günlük. O hayvanı düzelttim ben. İlacıyla bilmem neyle. En son Kemer'den bir otel sahibi kardeşim var. Kemer'e gitti. Kuş Kemer'e satıldı. Ondan sonra Gökhan abi verdi bir tane oyun kuşu. Kafayı çeviriyordu komple. Onu düzelttik. Burada lan bir tane Miro vardı hatırlıyorsunuz. Kafayı komple çeviriyordu. %80-90 ilerleme kaydettim. Giderken onu Gökhan abiye bıraktım. Dişiydi. Hatta yumurtlamış. Kuşun yavrusu var. Bizim size videolarda anlatmadığımız çok detaylar var yani. Çok inceye girdiğiniz zaman çok uzar gider bu. Yumurtlamaz dediğimiz işte bu artık şey yapmaz. Hayvan sallabaş abi. Artı erimeye girdi. Burada öldü ölecek. Miroların içinden ayırmadım psikolojisi bozulmasın diye. Büyük de risk aldım yani. Hasta yani kuş sonuçta. Ondan sonra tedavi uygulaya 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 hayvanı %80'e yakın düzelttim. Gökhan abi ona bırakmıştım giderken. Dedi ben bakayım dedi. İyi tamam abi dedim. Ondan sonra hayvan şey yaptı. Yumurtladı. Adam yavrusunu almış yani, anladınız mı? Hiç yani bir laf var. Bunu asla unutmayın. Çıkmadık candan ümit kesilmez arkadaşlar. Ve hayvanı düzeltmeye son raptaya kadar çalışırım. Kendim de %100 şey görüyorsam, çünkü 1000 lira ilaç parasını herkes veremez arkadaşlar. O konuya gelelim. Şimdi iyi kötü ben burada çift iş yapıyorum. Sabah bir otele gidiyorum, akşam bir otele gidiyorum. İşte ne bileyim kanaldan geliyor 200-300. Ondan sonra bak kuş isteyenler oluyor. Kendi burada satıyoruz. Genelde burada gönderiyorum şu an. Kanaldan pek fazla bir göndermiyorum. Buradan isteyenler oluyor. İşte kanaldan isteyenler oluyor. Ufak tefek yani geliyor, anladınız mı? Ayda. İlaca bilmem neye vereceğim para benim geliyor. Şimdi ben bunları niye direkt isimlerini söylemem? 50 günlük bir tedavi süreci uygulayacağım. Tam 50 gün sürecek. Mirolara, sallabaçlara. Bunu uyguladıktan sonra %100 böyle tamam abi. Mesela 3 milyonun ya biri düzelsin, anladın mı? Üçün biri düzelsin. Yani %30 ihtimal olsa bile 3 taneden biri düzeldiği zaman ben diyeceğim ki ha, bak kardeşim 3 4 5 yahu kızım sen şey videoda söylemek istiyorum. Şerefsiz misin? Allah aşkına. Lan geçin lan şerefe. Abi gidiyor sağda solda 5-5 koyuyor. 5-5 koyuyor. Şaka gibi ya. Lan oğlum. Buraya geliyor, bir altta bağlıyor. Bir yukarıda bağlıyor. Kuşun takla attığı gözükmüyor. Lan. Geçen şu hedefe. Sen nereye giriyorsun ya? Salladım. Allah bilir. Geç. Şurada durun. Ne var oğlum orada? Git işte hedefe yem attım. Git yem ye. Takılın bembeyazsınız. Tam da parlaksınız yere. Arap gidiyor sağa sola oynuyor ya.
Abi burada da bayağı şey varmış ama. Parke. Şimdi ben bunlardan Gökhan abiden biraz istesem. Kaç tane istesem? E, 6-7 tane isteyeyim ya. Şimdi paletten yapacağız ya. Ön tarafı iğrenç duracak. Paletten olacağı için. Düşük maliyette yapmaya çalışıyorum. O yüzden bu parkeyle güzel gösterebiliriz. Ya da halı kaplayacağım. İkisinden birini yapacağım. Şimdi bu arada şeye gelelim. Ben neden düşük bütçeli kümes yapıyorum? Onu soranlar var. Abi param yok, şeyim yok. Ulan bir takım bira satıp örnek veriyorum ben de bilirim yani 2000 liraya hazır kümes bilmem ne almayı. İki konteyner benim de zaten biliyorsunuz. Gökhan abiye geçerken çatıya taşıyacağım zaman abim ben alayım dedi. İyi tamam abi dedim. Gökhan abi almak istedi. Onda kaldı kümes. Hazır almasını biliyorum arkadaşlar. Yani hazır. Direkt yaptırabilirim. Bir sürü manavgaç tanıdığım da var. Önemli olan o değil. Çatının belli bir yükseklik mesafesi var, tamam mı? Şeyden görünmeyen. Aşağıdan. Yoldan baktığında benim o kümes görünmüyor. Düşük. Ben o boyda düşük yapmaya çalışıyorum. Yoksa insan boyunda yapayım. Rahat rahat girim kümesin içine. Got kadar kümes yapmışım. İçeride bir sürü kuş var. Bir siz akıllı değilsiniz yani, anladınız mı arkadaşlar? Olumsuz yorum atanlara sesleniyorum yani. Bir siz akıllı değilsiniz. Yani o göt kadar kümesin içine ben 30 tane kuş takıyorum. Bilmiyorum mu o kadar kümesin içine? Oraya girecek maksimum kuş söylüyorum size 3 takım. Bilemedin 4 takım. O kümesin kapasitesi. Aşağıdan görünmemesi lazım. Daha tam izin alınmadı. Bir de şimdi 2000 lira verip hayalimdeki kümes ahşap böyle Karadeniz evleri oluyor ya. Öyle bir kümes yaptırmak. Ben yıldan bu sene geçen sene 6 tane 7 tane kümes yaptım. Bana ortalama maliyeti 4,5-5 milyar. Bakın burada tel, vida bilmem ne aklınıza gelebilecek her şey çok pahalı. Şu kadar vida bak bir avuç vida burada 20-30 milyon. Kümesler maliyetli oluyor. Yapboz, yapboz, yapboz. Hani maliyetini geçtim, emek çöpe gidiyor. O yüzden düşük maliyetli. Su almasın, sıcak soğuk olmasın, straforu bilmem neyi o yalıtımlarını yapacağım. Kuşların içinde rahat edebileceği düşük maliyetli bir kümes yapmaya çalışıyorum. Yapayım. Hem de nasıl yaptığımı anlatacağım. Belki çekerim, belki çekmem bilmiyorum. Anlatacağım. Kardeşlerim de düşük maliyetli. Balkonunda, çatısında besleyebilecekleri kümesler yapabilirler. En düşük maliyetlisi yapmaya çalışıyorum bak. Sitelerden bu normalde böyle şeyde YouTube'da söylenmez arkadaşlar. Bu site burada pahalı bir site. Mesela Gökhan abinin şu an oturduğu evin değeri 650 bin TL. Arkadaşlar Antalya'dayız. Otelin arkası zaten işte nasıl söyleyeyim size 150-200 metre buradan deniz. Denize yakın. Bu siteden uygun ev bakıyorum. Yani uygun ev almaya çalışıyorum. Millet diyor ya ana paracı bilmem ne. Lan ne alakası var? Paracılıkla bilmem neyle. Buradan bir tane ev alıp şöyle Gökhan abinin şu trafo var ya trafonun o başlangıcından sona kadar komple profesyonel bir kümes yapmak istiyorum. Hedefim o. Allah'ın izniyle. Ama işte evler çok pahalı. Şöyle 200-250'ye falan bir bulsam bir tane buradan ev alacağız Allah'ın izniyle de. Onu araştırıyoruz işte arkadaşlar. Ondan sonra yap kümes örnek veriyorum. 10 10 metre, 11 metre bir kümes. Göz göz yavru kümesi. Ondan sonra maşallah maşallah. Erkekler, dişiler, yavru kümesi, hasta kümesi, bakıcı kümesi. Bunların hepsini ayır birbirinden. Kafamda çok güzel şeyler var. Tabii bunlar biraz zaman, biraz da imkan meselesi. O yüzden şimdilik böyle düşük bütçeli şeylerle, kendi bütçemize fazla dokunmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki kuşların kıymetini bilmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. İlaçsa ilaç, tedavi ise tedavi.
Bugün 1000 liralık ilaç almış olabilirim. Oradaki 4 tane miromu ben düzelttiğim zaman bana 4000 lira olarak geri dönüyor ki maneviyatı var yani. Bu hayvanlar can, bunu düzeltmen lazım. Düzelmezse canı sağ olsun. Düzeldiği zaman kendisini satsam zaten 4000 en düşük diyorum. Eke miroyu, yetişkin iyi miroyu 1000 liradan falan vermiyor. 2 bir takım yavrusunu alsam zaten 1000 lira. Anladınız mı arkadaşlar? Durumlar böyle. Ulan bayağı da konuştuk, bayağı da sohbet ettik. Yani herkesin kafasında bir plan proje var. Kimse kusursuz değildir. Bundan hemfikiriz. Kimse kusursuz değildir. Yalnız işte bazen böyle kanala yeni girenler oluyor. İlk defa kümesi görenler oluyor. İşte güçlü kümesi 30 tane kuşu basmış da bilmem neydi, böyle mi kuş beslenir de o kadar kuşun içinde hastalık olur da. Olmayınca olmuyor kardeşim. Olmayınca olmuyor. Ki ben şu hastalığı bir bitireyim. Bir daha ne hastalık yüzü göreceğim ne bir şey, Allah izin verirse. Bülent abi göt kadar kümesi var. Benim kümesinden küçük onun kümesi. Bakmayın öyle fazla büyük göründüğüne. Ayakları bilmem neleri var. İçi küçük, sadece salması var. 60 tane kuş var orada. Daha hastalık yüzü görmedik adam. Dışarıdan kuş sokmazsan hiçbir bok olmaz. Adam akıllı kuşlara da vitaminli takviyesini verirsen sağlıklı bir şekilde kuşların yaşar gider abi. Yanlış zaman, yanlış insan. Abi bayağı çekim yaptık ya. 25 dakika olmuş neredeyse. Arap hala uçuyor. Neyse arkadaşlar, ben video